Kara Kutu Hafıza Yürüyüşleri. Kara Kutu Derneği Emrah Gürsel ve Özlem Yalçın Kaya'nın Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde bireyin özgürleşmesi ve geçmişin eleştirel bir gözle sorgulanması gerektiği inancıyla Ocak 2014'te kuruldu. Dernek Türkiye'nin son yüzyılda yaşadığı şiddet ve haksızlıkların temel nedenlerine inilemediği için devletin ve toplumun demokratikleşmediğini savunarak geçmişle yüzleşme ve gençlik çalışmalarını birleştiren projeler geliştirmeyi amaçladı. Bu doğrultuda en dikkat çeken projeleri hafıza yürüyüşleri oldu. Yürüyüşler İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor ve gençlerin mekanların bastırılmış hikayelerini araştırarak katılımcılara aktardıkları etkinlikler olarak öne çıkıyor. İlk hafıza yürüyüşleri Beyoğlu ve Şişli semtlerinde yapıldı. Günümüzde Beşiktaş, Cağaloğlu, Yeldeğirmeni, Sultanahmet ve Balat gibi semtleri de kapsayan yürüyüşler gençlerin aktif katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu yürüyüşlerde gençler sadece bir öğrenci ya da turist gibi değil, tarihin keşfedeni olarak yer alıyor. Amaç gençlerin tarihsel adaletsizlikleri sorgulamalarına ve bu adaletsizliklerin sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerine olanak tanımaktır. Şubat 2015'ten itibaren toplamda 64 hafıza yürüyüşü gerçekleştirildi. 961 genç ve yetişkin bu yürüyüşlere katıldı. 236 genç ise anlatıcı olarak görev aldı. Karakutu Derneği'nin geliştirdiği metodoloji, geçmişle yüzleşme ve gençlik çalışmalarını harmanlayan özgün bir yaklaşıma sahip, Gençler klasik eğitim seminerleri yerine aktif öğrenme deneyimleri yaşıyor ve bu süreçte akranlarıyla tartışarak geçmişin sessizleştirilmiş hikayelerini keşfediyorlar. Hazine avı yöntemiyle gerçekleştirilen bu metodoloji zor ve ağır konuları genç dostu bir yaklaşımla ele alıyor. Yürüyüşlerde anlatıcı olan gençler İstanbul'daki mekanların geçmişte sessizleştirilen hikayelerini araştırıyor ve katılımcılara aktarıyor. Böylece farklı toplumsal kesimlerden gelen hikayeler birbirleriyle bağ kurabiliyor. Hafıza yürüyüşleri 2018 yılında LGBTİ artı ve toplumsal cinsiyet temalarıyla genişletildi. 2019 yılında farklı semtlerde 22 yürüyüş gerçekleştirilirken 267 katılımcı ve 85 anlatıcı etkinliklerde yer aldı. 2020 yılında ise Sultanahmet, Şişli ve Beyoğlu gibi semtlerde toplamda 13 yürüyüş düzenlendi. Bu süreçte genç gönüllüler İstanbul'un sessizleştirilmiş hikayelerini araştırarak paylaşmanın yanı sıra bellek çalışmaları, sunum yapma, araştırma becerileri ve akademik çalışma konularında eğitim aldılar. Böylece gençler öğrendiklerini başkalarına aktarma ve toplumsal hafıza çalışmalarına katkıda bulunma becerilerini kazanıyor. Hafıza yürüyüşleri Türkiye'de hafıza çalışmaları alanında önemli bir yer edinmiş durumda. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan insan hakları ihlalleri, azınlıklara yönelik baskılar ve darbelerin yarattığı travmalar bu alandaki çalışmaları daha da kritik hale getirdi. Derneğin hafıza yürüyüşleri University of Sydney ve Okan Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde ders müfredatına dahil edilerek uluslararası ilham kaynağı oldu. Ayrıca Sulu Kule Gönüllüleri Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi de bu yürüyüşleri kendi programlarına ekledi. Ancak hafıza yürüyüşleri Türkiye'nin politik atmosferine bağlı olarak zaman zaman risklerle karşı karşıya kaldı. Özellikle o hal döneminde geç anlatıcılar ve katılımcılar topluca mekanların sessizleştirilmiş hikayelerini anlatmakta zorlandı. Onur haftası kapsamında düzenlenen LGBTİ artı temalı yürüyüşlerde de benzer sıkıntılar yaşandı. Buna rağmen Kara Kutu Derneği rota değişiklikleri yaparak etkinliklerini sürdürmeye devam etti. Sonuç olarak Kara Kutu Derneği hafıza yürüyüşleriyle Türkiye'de geçmişle yüzleşme ve toplumsal hafıza çalışmalarına gençlerin aktif katılımını sağlayan önemli bir proje yürütüyor. Bu proje gençlerin tarihe eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını ve toplumsal barış için çözüm üretme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.